Paralel kenarın karşılık kenarları eşit şu AO da 8 olacak. Sonra yarı çap aynı zamanda paralel kenarın bir kenarına eşit. OC AB'ye eşit olduğu için. Bir de B noktasında teğet denmiş ona dikkat. Haliyle arkadaşlar merkezden TT ile doğru diktir ve yarı çaptır. Bu yüzden burası da R. Burası da R. Gördüğünüz gibi R buradan 4 kök 2 geldi. Yani şu açı 45 derece oldu arkadaşlar. Bu açı da 45 derece oldu. Burası 45, burası 45 zaten paralellikten dolayı merkez açı da 90 derece. Yarı çapı 4 kök 2 bulduk. 32 pi çarpı 90 bölü 360'dan şu dik üçgenin alanını çıkaracağız. 4 kök 2 çarpı 4 kök 2 bölü 2. Haliyle buradan da 8 pi eksi 16 olur C şıkkı. Arkadaşlar burada yine bir taşıma yapacağız. Ee, önce şuna bir Dikkat edelim. Bakın şimdi merkez B, merkez C. Şöyle birleştirdiğim zaman yarı çaplar hep birbiriyle aynı, değil mi? Burası kök altı, bu da yarıçap kök altı, bu da yarıçap kök altı. Hatta yine aynı şekilde burada eşkenar üçgenler var. E, düzgün altıgenden dolayı. Haliyle arkadaşlar, şu kırmızıyla taradığım yeri alırım, bu boş beyaz bölgeye taşırım. Orayı da artık bakın bir şöyle rengi değiştirip beyaz yapayım görün. Artık burayı yapamadım bir saniye. Bakın şimdi burayı aldım, götürdüm, o kırmızı yere taşıdım e, beyaz olan kısma. Aynı şeyi yine şurada da yapacağım. Bu moru buradan siliyorum, gidiyorum arkadaşlar. Eşit olduğu için hemen buraya taşıyorum. Böylece artık burada bakın. Bir eşkenar üçgen burada. Bir eşkenar üçgen burada oldu. İki tane eşkenar üçgen. Bir kenarı kök altı olduğu için 6 kök 3 bölü 4'ten 2 tane var. Böylece 3 kök 3 oldu. A şıkkı. Ve ezber bilgimiz var arkadaşlar. Konu anlatımında bahsettiğim için burada vakit kaybetmeyelim. Bir çember, daha doğrusu çemberlerle sarılmış ipin uzunluğu sorulduğu zaman eğer yarıçapları aynıysa İçerideki şeklin çevresi yani burada düzgün beşgenin çevresi artı sadece bir tane dairenin çevresi. Yani 6 pi bize ipin uzunluğunu veriyor. Dolayısıyla düzgün beşgenin çevresi de buradan 55 pi oluyor arkadaşlar. B şıkkı. A merkezli BE yayı denmiş. O zaman yarı çap arkadaşlar burada hangisi olacak? 2 kök altı değil mi? Şöyle bir 2 kök altı yazarsak 24... Buradan da 18 çıkartırsak şöyle kök 6 oluyor. O zaman bakın hipotenüs bir dik kenarın iki katı olduğu için 30-60-90 üçgeni burası da böyle 30 derece. İki bölgeye alalım, ayıralım. Bir numaralı bölge, iki numaralı bölge. Bir numaralı bölge 24 pi 30 bölü 360. İki numaralı bölge arkadaşlar bir dik üçgen 3 kök 2 çarpı kök 6 bölü 2. Buradan da 3 kökü 12 olur. 2 kökü 3, 3 olur. Buradan da 3 kökü 3 gelir. Burası da 24 pi bölü 6'dan 4 pi olur. Cevabımız böylece 4 pi artı. Yani şurayı 12'ye böleceğim pardon. 2 pi artı 3 kökü 3 oldu arkadaşlar. O da B şıkkı. Köşegen bir kere 45-45 bölüyor arkadaşlar. Bu bir. İkincisi alan 36 olduğu için yarıçap 6. Bu taralı bölgeler iki tane birbirinin aynısı. O zaman şunu söyleyebilirim. Bu taralı bölgelere S diyelim. Nasıl bulacağım? AKB daire diliminin alanını bulacağım önce. 36 pi 45 bölü 360. Eksi diyeceğiz. AKB üçgeninin alanı. Şöyle AKB daire dilimi diyeyim. Eksi AKB üçgenini çıkaracağım. Böylece AKB üçgeni de 6 çarpı 6 bölü 2 sinüs 45 kök 2 bölü 2. Buradan 2s'i bulmak istediğim için şimdi 2 ile çarparım. İkisi de aynı çünkü bunların. Böylece buradan da 9 pi eksi 18 kök 2 oldu c şıkkı. Kaydırağın yarı çapı 24 pi denmiş. 24 metre denmiş. O zaman şurasının uzunluğu arkadaşlar 48 pi bölü e, 60 60 diyorum pardon. Alfa bölü 360 olacak. Bu aynı zamanda nereye eşit? Sonuç olarak bize burada bisiklet yarı çapında 60 santim vermiş. Yani 0.6 metre. 0.6 pi çarpı 2 tur attığını da söylemiş. 8 tur atmış arkadaşlar. Şimdi 8 ile 48'i sadeleştirelim 6. 6 ile 0.6 sadeleşsin 10. Pi'ler gitti. 10 ile 2'yi sadeleştirdik. 5. 5 ile 360 sadeleşti. Alfa 72 derece oldu. B şıkkı. Şimdi arkadaşlar yarıçap 4. O zaman şöyle birleştirirsek. 4, 4, 4 kök 2. Yani yapmam gereken olay şu. Tüm daire diliminden bu beyaz, da beyaz bölgeyi çıkaracağım. Beyaz bölgeyi de nasıl bulabiliriz? Ee, taralı, şöyle yeşille taralı. Daire dilimi 16 pi çarpı 90 bölü 360 eksi dik üçgenin alanı yani 4 çarpı 4 bölü 2 buradan da 4 pi eksi 8 oldu. Tüm dairenin alanı yarıçap 4 olduğu için 16 pi bölü 2 eksi 4 pi artı 8. 8 pi eksi 4 pi'den 4 pi artı 8 oldu değişiklik. Merkezden TT dikiner o yüzden burayı 90 derece görelim. ABO bir dik üçgen oldu. SS yazdım nasıl olsa bu taralı alanlar eşit verilmiş. Buraya da T dersek bakın AOB üçgeni de S artı T. E, o merkezli çeyrek dairenin de alanı S artı T. AOB'nin alanı 4x bölü 2. E, AOC'nin alanı da arkadaşlar x kare pi bölü 4. Bunların ikisi birbirine eşit. 4x bölü 2 eşittir. x kare pi bölü 4 oldu. Bunlar sadeleşti. x'lerden bir tanesi gitti. E, pi gitmedi pardon. Buradan o zaman 2x eşittir. E, x kare daha doğrusu bir tane x gitmişti. 2 eşittir. x pi bölü 4 oldu. Demek ki x buradan arkadaşlar 8 bölü pi'ymiş. E şıkkı. Bu gören çevre açı 90 derece. Bu yüzden E 90 olacak. F yine 90 olacak. K yine 90 olacak. Bunlar sayesinde bunlar paralel haliyle oran göreceğiz. Şöyle 3a dersem buraya a dersem, buraya da a dersem o zaman m desek burası 3m olur. Burası da m olur. Toplamda 5m 10 verilmiş. m buradan 2 olacak. Demek ki en küçüğün çapı 2 geldi haliyle büyük ortancanın çapı da 6 8 oldu. Böylece küçüğün yarıçapı 1, ortancanın yarıçapı da arkadaşlar 4. 16 pi bölü 2 yarım daireden e, nereyi çıkaracağız? Bir yarım daireyi, beyaz daireyi, AB çaplı daireyi çıkaracağım. O da pi bölü 2. Böylece 15 pi bölü 2 oldu. D şıkkı. AB uzunluğu BCD yayına eşitmiş. Burada bakın şimdi merkezden TT ile doğru diktir ve yarıçaptır. Şimdi şu BA'ya X uzunluğu dersek buradaki BCD de X uzunluğudur. Ve şunu görmemiz gerekiyor. Bazı sorularda merkez açıyı bilmiyorsak ama yarıçapla çapla yay uzunluğunu biliyorsak ya da bununla ilgili bir şey yapacaksak daire diliminin alanı Rx bölü 2 ydi. Bu yüzden OBD toplam alanı Rx bölü 2 olacak. Burası arkadaşlar. Sonra dikkat OBA dik üçgeninin alanına bakın. Orası da arkadaşlar x çarpı 5 bölü 2. Yani yukarıya da r yazarsak 2 alanda 5x bölü 2 geldi. O zaman bu şu demek ortak bölgeye s desem burası t ise mecburen burası da t oldu. Yani taralı alanlar birbirinin aynısı geldi. Taralı alanı T dediğim için yarı çap 5 buradan 25 pi çarpı 36 bölü 360. 2 tane taralı alanı istiyor. O zaman bir de 2 ile çarparsak 5 pi olacak arkadaşlar. A şıkkı. Çember içinde yay uzunlukları yarı çaplar eşit olduğu için arkadaşlar açılarla orantılıdır. Örnek bir çemberde bakın şimdi burası 60 derece olsa, burası 30 derece olsa, yarı çapta 2 olsa 2 pi çarpı 2, 60 bölü 361'dir. 2 pi çarpı 2, 30 bölü 361'dir. Bu yüzden hakikaten böldüğünüzde yaylar oranı 2 gelir. Bundan dolayı 4 ve 8 bu açı, bu AB yayı alfa alfaysa o zaman DC yayı 2 alfadır, BC yayı da 2 alfadır ve... Burada hatırlarsanız iki tane kirişin kesişimindeki açı 60 derece karşılıklı bu yayların toplamının yarısıydı. Bu yüzden alfa buradan 40 derece gelir. Alfa 40, 2 alfa 80, 2 alfa burada yine 80. 160 40 daha 200. Böylece buradaki AD yayına 160 derece kaldı. 40 dereceye 4 birimlik bir yaysa 160 dereceye arkadaşlar 16 birimlik bir yay olur. C şıkkı. Normalde kuralı şudur. Direkt ezber bir şekildir. Bu şekilde çapları dik üçgenin kenarları olan 3 tane dairenin kesişiminde oluşan şu hilal gibi taralı bölgelerin toplamı dik üçgenin alanına eşit. Yani cevap normalde 12. Nereden geldiğini de görelim. Şuraya T diyeyim. Hatta T demeyeyim. Direkt şöyle yapayım. Yarı çapı buranın 2 olduğu için 4 pi bölü 2 yarım daire. Şurayı arkadaşlar 2 pi eksi A1 diyeceğim. Sonra yine A2 olduğu için bunun yarı çapı da 3. Buraya da 9 pi bölü 2 eksi A2 diyeyim. Şuranın alanında e, kaç eşit? 4 çarpı 3 bölü 2'den 12. Şimdi 4, 6, 2 kök 13. Yarı o zaman kök 13 olur. E, beyaz BAC c. Dik üçgeninin gördüğü BC çaplı dairenin alanı 13 pi bölü 2. Bu nelere eşit oldu? 2 pi eksi a1 artı 9 pi bölü 2 eksi a2 artı 12. Bakın 13 pi bölü 2 bunlar toplayınca birbirini götürdü. Öbür tarafa atarsak a1 artı a2 gerçekten 12 oldu gördüğünüz gibi e şık.